İncelet.com'dan hepinize merhaba. Arkadaşlar uzun zamandır böyle geniş bir ürün incelemesini sizlerle paylaşamamıştık. Ama elimize Xiaomi 12 Lite ürünü geçince uzun uzun incelemeye de fırsatımız olunca hemen bir videoyla sizlerle paylaşmak istedik. Ben yaklaşık cihazı 15 gündür kullanıyorum ve bana yaşattığı deneyimi sizlerle paylaşmak için sabırsızlanıyorum. Ama öncesinde eğer kanala abone değilseniz lütfen kanala abone olup bize destek verin. Ve eğer içeriği beğenirseniz de beğen tuşuna basmaktan çekinmeyin. Aklınıza takılan bir soru olursa, bu ürünü kullananlardan biriyseniz, benim anlatmayı unuttuğum bir şey varsa ya da merak ettiğiniz bir şey varsa lütfen aşağıda yorumlar kısmında da yazmayı unutmayın. Şimdi hazırsanız başlıyoruz. Xiaomi 12 Lite ürününü kullanmaya başladığımda ilk dikkatimi çeken şey dolu bir kutuyla geliyor olmasıydı. Ne demek istiyorum? Hani son dönemlerde popüler biliyorsunuz, amiral gemisi telefonların kutularından şarj adaptörleri de çıkmıyor. Böyle bir rahatsız edici bir durumu oluyor. Fakat bu kutuda dolu bir kutu vardı. Yani o şarj adaptörünü hem de hızlı şarj yapan bir adaptörü görmüş olduk. Bu çok etkileyiciydi. Kutunun içerisinden çıkan renk de açık yeşil olarak geçen versiyonu benim elimde bulunuyor ve gerçekten kullanırken çok mutlu olduğum, görenlerin rengini sorduğu, modelini sorduğu, kullanmaktan keyif aldığım bir model oldu. Bu cihazda seni etkileyen 3 tane şeyi say derseniz arkadaşlar, bir tanesi AMOLED bir ekranı var 6.55 inçlik ve gerçekten bir içeriği tüketirken inanılmaz mutlu ediyor sizi. Yani bir film izliyor olabilirsiniz, bir video izliyor olabilirsiniz dikey ya da yatay formatta. Yani ne işte Netflix'te olur, YouTube'da olur, Instagram'da olur, TikTok'ta olur fark etmez. Neyi izliyorsanız izleyin, izlediğinize değen, vaktinizi geçirdiğinize değen bir özelliği var. Bu gerçekten çok iyi. İkincisi ses. Stereo bir ses veriyor. İzlediğiniz videoları hem işte cihazın altından hem de üstündeki hoparlörler vasıtasıyla çift taraflı veriyor ve gerçekten acayip yüksek bir sesi var. Yani büyük bir oda olsa bile, küçük bir odayı geçtim hani büyük bir oda olsa bile siz bunun sesini orta seviyenin biraz üstünde dinleyeyim derseniz o odada bulunan başka bir kişinin başka bir şeyi izlemesi, dinlemesi mümkün olmuyor. Hele sesi sonuna kadar açarsanız da ciddi anlamda rahatsızlık bile verebilir karşı tarafa. Bu da çok güzeldi. Üçüncüsü de fotoğraf ve video kalitesi. Gerçekten hani bir içerik üretici olarak da çok memnun kaldım bundan. Hani sen profesyonel olarak bu işi yapıyorsun gibi düşünmeyin. Siz de günlük hayatınızda birer içerik üreticisisiniz. Neden? Instagram'da postlar paylaşıyorsunuz, Twitter'da bir şeyler yazıyorsunuz, video görselleriniz oluyor, fotoğraflarınız oluyor. Bunların tamamı aslında içerik üreticilerinin yaptığı şeyler. Siz de aynı şeyi yapıyorsunuz ve bu paylaştığınız şeylerin daha büyük beğeni alabilmesi için, daha çok kitlelere ulaşabilmesi için de çektiğiniz materyalin daha güzel görünebiliyor olması lazım. İşte bu cihaz 108 megapiksel kalitesine kadar fotoğraf çekmenize imkan veriyor. 4K 30 FPS video çekmenize imkan veriyor. Bir de mesela videolarda birazdan paylaştığımda siz de göreceksiniz. Sabitleme özelliği var. Yani elektronik imaj stabilizasyon diye geçiyor. Yani ne bu? İşte bazı cihazlarda bu OIS olarak var. Optik olarak yani nasıl tarif edebilirim size? O mercek hareket ediyor ve o hareket halinde de sabit tutmaya yarıyor. Bunda o yok çünkü o cidden pahalı bir sistem ve bu seviyede, bu fiyat segmentinde bir cihaz için bulunması çok daha mümkün değil. Ama EIS yani elektronik olarak yapılması gerçekten başarılı. Orada bir trik var, o da şu. Siz 4K 30 FPS video çekiyorsanız hareket haline geçecekseniz, ya benim videom sallanmasın yürürken işte bir şeyler çekeceğim falan diyorsanız siz video sabitlemeyi açtığınızda otomatik olarak 1080p 30 FPS'e çekiyor. Yani 4K'da elektronik imaj sabitleme olmuyor, 1080p'de oluyor. Fakat birazdan videoları paylaştığımda sizler de anlayacaksınız, oldukça iyi sonuçlar veriyor. Yapay zeka desteğiyle çektiğiniz videoların kalitesini, çektiğiniz fotoğrafların kalitesini gerçekten tatmin edici boyutlara taşıyor. Bir başka özelliği de şu, içerisinde otomatik olarak gelen vlog şablonları var. O vlog şablonlarıyla işte 30 saniyelik, 1 dakikalık videolar oluşturulmuş. Hazır template'ler var. Sizden küçük küçük videolar çekip onu tamamlamanızı istiyor ve otomatik olarak geçişlerini vesaire de sağlayarak vloglar tasarlıyor. Bunu paylaşmanızı sağlıyor. Bu da çok işinize yarar. Hani ben üreticilik zekası gelişmemiş birisiyim. Böyle hazır bir şeyler olsa beni kurtarsa diyorsanız içerisinde
Gerçekten çok işe yarayacak şeyler var. Peki onun haricinde neler var? Ben bu cihazla oyunlar da oynadım. Özellikle benim işte böyle gün içerisinde oyun oynayan birisi değilim ama cihazları test etmek için denediğim bazı oyunlar var. Onları oynadığım zaman gerçekten takıntı hissiyatı, işte bir yere ateş edeceksiniz, nişan alacaksınız, tekleme vesaire gibi bir şeyle karşılaşmadım. Cihazın içerisinde yani cihazın üzerinde gelen batarya 4300 mAh ama kutu içeriğinde de 67 Watt'ı destekleyen bir adaptör çıkıyor. Yani çok hızlı şarj edebiliyorsunuz. Şöyle bir yarım saat şarj etseniz gününüzün 7-8 saatini rahatlıkla geçirebileceğiniz bir batarya ömrüne kavuşuyorsunuz. Ama yanıma bataryayı almadan çıktım ya bugün de aksi gibi çok fotoğraf video çektim ya da çok oyun oynadım derseniz 4300 mAh akşam eve geldiğinizde bitmiş bir bataryaya dönüşebilir. Ama bataryanız yanınızdaysa, çantanıza atmışsanız taşıması kolay, güzel de bir bataryası var. Adaptörü var daha doğrusu. Dolayısıyla o bulunduğunuz bir ortamda bir çay yudumlarken bile 10 dakika şarj etseniz işinizi bayağı görecek bir hale gelmiş oluyor. Gelelim cihazın gücünü veren ne? İşlemcisi. Bu işlemci ne peki? Snapdragon 778G işlemcisini kullanıyor. Snapdragon'larda bildiğiniz gibi gaming'in yani oyunun olduğunu, ona yönelik bir işlemci olduğunu tasarlıyor, anlatıyor. Dolayısıyla bundaki 778G de oyunlarda size iyi performans vereceğini vaat eden ve bu segment için belki de iyi diyeceğimiz ürünlerden, bileşenlerden bir tanesi olmuş. From Dallas. Arkadaşlar bu cihaz 3 versiyonla satılıyor. Renklerden hariç 3 tane versiyonu var. Bunlardan bir tanesi 6 GB RAM 128 GB depolama. Bir tanesi 8 GB RAM 128 GB depolama. Bir tanesi de yine 8 GB RAM ve 256 GB depolama olan. Tabii burada fiyat farkları oluyor ister istemez. Bu fiyat farklarıyla ilgili de siz araştırmanızı yaparsınız. Ona göre satın alacaksanız alırsınız. 173 gramlık oldukça bence hafif denilebilecek cihazlardan bir tanesi. Taşırken beni yormadı. Benim kullandığım 8'e 128 olan versiyonu. Bu arada şey var, daha önce Oppo'larda falan da gördüğümüz. RAM'in üzerine gelip tıkladığınızda sanal bir RAM takviyesi yapıyor. 3 GB'a kadar bir RAM takviyesi yapıyor. İşte depolamadan alıp orada kullanıyor. O da bir parça rahatlatıyor ama hiç gün içerisinde buna gerek bile duymuyorum arkadaşlar. Dolby Vision, HDR 10 Plus... İşte 240 Hz'e kadar dokunmatik örnekleme hızı var ki bu ekran 6.55 inçlik, altını çizerek söylüyorum, AMOLED ekran ve 120 Hz'i destekliyor arkadaşlar. Peki şimdi bu kadar şeyden bahsettik. Ürün de bir Xiaomi ürünü. Böyle olunca diyorsunuz ki ya Xiaomi fiyat performansı oldukça iyi ürünler çıkarıyor. Bu da kesin öyle bir şeydir diye aklınızdan geçiyor. Doğru ve fakat şöyle bir durum var. Yani bugün itibariyle bakarsanız benim videoyu çektiğim tarih itibariyle yaklaşık 16 bin lira bandında çeşitli internet sitelerinde bulabileceğiniz bir cihaz. Ama gel gör ki ülkemizdeki döviz kurunun hareketliliği, oynaklığı, cihazlar üzerindeki vergilerin durumu vesaire gibi şeyleri düşününce ve işte yeni çıkan telefonların, özellikle amiral gemisi tarafındaki cihazların 30 binli rakamların üzerine çıkmaya başladığını, hatta işte iPhone'da 57 bin liraları falan gördüğünü düşünecek olursak, ki yani doğru da bir kıyaslama olmayacak tabii. Bu da günün sonunda Xiaomi'nin amiral gemisi değil illa ama bu fiyat maalesef alışmak zorunda olacağımız bir fiyat gibi duruyor. Şimdi ben fiyattan bağımsız söylüyorum. Bütçelerinize karışmak haddim değil ama anladığım kadarıyla bu fiyatlar böyle gidecek gibi, biz bunlara alışacağız. Bu cihaz da bu segment için, yani hem fiyat segmenti için hem de ürünün içerisinde bulunduğu segment için oldukça başarılı, denenmesi, görülmesi gereken modellerden bir tanesi olmuş. Birazdan sizinle çektiğimiz videoları, fotoğrafları da paylaşacağız. Bakalım sizler neler düşüneceksiniz. We'll be right back.
Xiaomi 12 Lite'ın arka kamerası 4K 30 fps çekim yaparken ön kamerası ise 1080p 30 ya da 60 fps seçim yapabiliyorsunuz. Yani en yüksek verdiği değer 1080'e 60 olarak geçiyor. Şu an ben de 1080'e 60 bir çekim yapıyorum. Telefonu sadece elimle tutuyorum. Harici bir mikrofon, bir şey kullanmıyorum. Ve gün ışığı da aşağı yukarı karşımdan geldiğini varsayarsak sonuç böyle. Bir de ışığı arkama alalım şöyle. Şimdi verdiği sonuç da bu. Herhangi bir yere odaklama için basmıyorum, etmiyorum. Kendi kendine çekim yaparken nasıl bir sonuç çıkardığına siz karar verin. Yusuf, şu an çift videoyu açtım. Ekranda hem ben varım hem sen varsın. Senin arkanda da su gürültüsü var. Acaba sesimiz nasıl gidiyor? Bir konuş bakalım yüksek sesle. Çok iyi gidiyor hocam. Bugün nasıl? Hava iyi mi? İyi. Buraya bak bakalım. Bize bir de el salla. Yusuf, şu an ön kamerayla çekim yapıyoruz. Evet. Evet, güneş karşımızdan vuruyor. Evet. Şöyle dönelim, güneş arkaya gelsin. Ve yürüyelim. Yürüyelim, hadi bakalım. Yürüdüğümüz zaman nasıl bir görüntü çıkıyor? Titreşim olur mu sence? Yağmaz. Hadi bakalım, göreceğiz. Şu anda sabit video özelliğini açtık. Bunu açtığınız zaman 4K çekimi durduruyor. 1080p 30 fps'e alıyor. Yusuf, yürü bakalım. Hem sesimizi nasıl alıyor hem de hafif meyilli bir alandan yürüyoruz. Titreşim verecek mi? Hep birlikte göreceğiz. Bu da 4K 30 fps'in çekimi. Elde tutuluyor. Oğlum Yusuf bana destek veriyor. Onu tuttuğu elinde titreşim var mı yok mu bilmiyorum ama titreşim 4K'lık çekim de işte böyle oluyor. Ve işte incelememizin sonuna geldik. Bu elimde gördüğünüz rengi çok beğenmiş bir kişi olarak, cihazı kullanmaktan keyif almış bir kişi olarak bunu geri gönderirken ne kadar zorluk yaşayacağımı sizler tahmin edebilirsiniz. Elbette ki benim cihazla ilgili anlatacaklarım bu kadardı. Sormak istediğiniz bir şey varsa, atladığımı düşündüğünüz bir şey varsa yorumlarda lütfen belirtin. Ben de bildiklerimi sizinle paylaşayım. Ya da benim bilmediğim bir şey varsa, siz biliyorsanız lütfen o yorumlara cevap verin ve bu cihaza para harcamak isteyen birisi varsa, elindeki bütçeyi iyi kullanmak isteyen birisi için doğru yol gösterenlerden bir tanesi de siz olun istiyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone değilseniz de abone olursanız çok mutlu olurum. Bir başka incelemede görüşünceye kadar hoşça kalın.